seyirciler, güne merhaba da Aksaray'ın yöresel lezzetlerini tanımak ve tanıtmak adına hanımlarla mutfağa girdik. Bugün Serap Topaç Hanım Efendi ile birlikte Aksaray'a özgü şeker böreği tatlısını yapacağız. Serap Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Aslında biz hoş geldik dememiz lazım. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte Aksaray'a özgü yöresel bir lezzet olan şeker böreği tatlısını yapacağız. Evet. Tarifimize geçmeden önce sizi kısacık tanıyabilir miyiz? Ben Serap Topaç, 53, Aksaray doğumluyum. Ev hanımısınız. Ev hanımıyım. Ne güzel. Peki Aksaray'a özgü yemekleri tanıyalım, tanıtalım istedik. Ve bugün şeker böreğiyle başlayacağız. Sizden de aslında tam tarifiyle birlikte tüm püf noktalarını da alacağız. Aksaray'a özgü yemekler ve lezzetler konusunda neler söylemek istersiniz? Anadolu'da yemeklerimiz işte bir Akdeniz mutfağı gibi değil, bir Ege mutfağı gibi değil. İç Anadolu'nun belirli bir koyun, et ağırlığı vardır. Arkasından tatlıları vardır. En meşhur yemeklerimizden bamya çorbasıdır. Olmazsa olmazı yemeğin arkasına tatlılarda şeker böreği, baklavalarımız el açması. Bunlar. Peki Serap Hanım, şimdi şöyle hemen tam ölçüleriyle başlayalım isterseniz şeker böreği tarifimiz. Aslında başka yörelerde sanırım kalbura bastı olarak da biliniyor değil mi bu tarif? Kalbura bastı ben eşimle 69 yılında Sivas'a gittiğim zaman ben orada da hurma, şeker böreği ismi orada da hurma olarak biliniyordu. Evet. Aksaray'da şeker böreği tatlısı, başka yörelerde de kalbura bastı ya da hurma tatlısı çeşitli isimleri var. Peki hemen şöyle malzemelerimizi saymaya başlayalım isterseniz. Buyurun. Yani tereyağlı tercih edilir. Zaten eskiden diğer yağlar yoktu. Evet. Her şey tereyağıyla yapılıyordu. En sağlıklısı. Şimdi marketlerde artık bunun ölçüsü 250 gram yağdır. 250 gram şeklinde tereyağlarda ayarlanmıştır. Hani zorluk açısından. Evet. Hani tartılması ama ev hanımlarının da şimdi artık evlerinde tartılar var. Evlerde alınan o organik yağlardan da bir bölüm kesip tercih edilebilir. Peki o zaman başlayalım malzemelerimizi sıralamaya. 250 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 yumurta, karbonat ve hamuru böyle güzel koksun amaçlı tarçınımız var. Peki karbonatımızın ölçüsü ne kadar? Küçük bir çay kaşığı şöyle. Peki. Şu kadar. Tamam. Küçük çay kaşığı. Çok güzel. O zaman başlayalım. Başlayalım. Buyurun. Şimdi sanırım tereyağımızı eriteceğiz değil mi? Evet Serap Hanım, birazcık da Aksaray'daki komşuluk ilişkilerinden konuşalım. Hanımlar Aksaray'da neler yapıyorlar? Evet. Özür dilerim, hemen Şirin arkadaşımıza da yardımcı olmak adına şöyle detay görüntüler için efendim şu çaydan ve şuradan kaldıralım. Evet, Aksaray'da komşuluk ilişkileri nasıl? Eskiden nasıldı, günümüzde nasıl? Siz neler söylersiniz? Şimdi biz 50'ler kuşağı olarak kendimizi ben çok şanslı addediyorum. Eskiden komşu demek aile demekti. Evet. Yani insanların böyle canı sıkıldığı an, zaten apartmanlar yoktu bizim çocukluğumuzda. Herkes herkese çok rahatlıkla girip çıkabilen, o günkü sıkıntılarını anlatıp sıkıntılarını giderebilen. Neden şimdi insanlar hep depresyon hapları kullanıyor? Çünkü evde yalnızlar. Evet, dostluk ve arkadaşlık ilişkileri. Dostluk ve artık tamamen bitti. Şimdi artık Türkiye genelinde bayanlar da hep çalışıyor. Evet. Büyükler de malum çocuklarla ilgileniyor, öyle. Öyle diyorsunuz. Yani biz o şanslı insanlardanız. Komşuluk ilişkileri açısından. Tereyağımız erimeye başladı. Hani Aksaray'daki o suyu kesilsin değil evet. mi? Onu yakalayalım. Yalnız bu şeker böreğini yapmadan önce zaten hanımlar bilirler ki mutlaka önce de
şerbetinin yapılması gerekiyor. Niye fırından çıktığı zaman bu soğuk olursa hani tatlıyı döküverince böyle bir hamursu şey olmaz. Soğuk şerbet. O zaman şerbetiniz soğuk olacak. Soğuk olacak illaki de. O zaman siz şerbeti hazırlamışsınız gerçekten. Hazırladım. Harikasınız. Şöyle tam tarifini verelim o zaman sevgili seyircilerimize. Evet arkadaşlar, Serif Hanım daha önceden şerbetinin hazırlığını yapmış, hazırlıklı. Şerbetimizin ölçülerini verelim. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Kaynamaya başlayınca artık şeyi nasıl tarif edeyim? Şöyle bir küçük tırnak üstü limon tuzu. Limon sıktığınız zaman şekerlenme olayı oluyor. Ama limon tuzunda hani denemişimdir. Anladım. Bu şekerlenme püf noktamız bu. Bir de kaynamaya başladığı zaman çok harlı bir ateş değil, çok kısık bir ateşte değil. Orta ateşte. Orta ateşte. 12-15 dakika. 12-15 dakika. Arasında zaten böyle kaşıkla akışına bakarsanız anlarsınız. Evet. Evet, 3 bardak şeker, 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su. Kaynadıktan sonra burası çok önemli efendim. Limon suyu kullanıyoruz. Küçücük tırnak ucu kadar bir limon tuzu içine atıyoruz ve 12-15 dakika kaynattıktan sonra şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Bu arada Serap Hanım tereyağı ile ilgileniyor. O suyunu bırakması evet. Ayarına herhalde, değil mi? Bakın o hışırtıdaki, yağdaki hışırtı sesi zaten evet. Kesiliyor. Hı-hı. Yani suyunu bıraktığını buradan anlayabiliriz. Buradan anlıyorum. Harikasınız ya, çok güzel püf noktaları veriyorsunuz. Tereyağımız eridi, suyu çıktı. Şöyle. Yoğurma kabımızı alıyoruz değil mi? Evet, yoğurma kabımızı, yağımızı alıyoruz. Biraz ılıtmamız gerekiyor mu? Tabii ki. Malzemeleri karıştıralım. Tabii ki. Zaten bu zeytinyağını içine döktüğümüz zaman haliyle bu sıcak yağ birazcık serinletecektir. Ilıtacak. Ilıtacak. Şimdi sırada yoğurdumuz var. 3 yemek kaşığı mı? 3 yemek kaşığı ev yapımı. Yoğurdu ben tercih ediyorum. Evet hanımlar, aslında sağlık açısından evimizde yoğurtlarımızı aslında kendimiz mayalasak daha iyi değil mi? Evet tabii ki. Artık şimdi televizyonlarda filan anlatılıyor. Doğal yoğurtların ne kadar şey olduğunu. Şimdi yumurtamızı da şöyle yoğurtumuzun üstüne kıralım. Elin lezzeti geçecek derler ya. Aynen. Ben de onu söyleyecektim. Gerçekten hani sanırım hani el lezzeti diye bir şey tabii var ki, değil mi? Tabii ki. Herkes aynı tarifi yapıyor ama herkesin yaptığı çok farklı oluyor. Farklı lezzet tadıyor insanlar. Bu da el lezzetinden kaynaklanıyor sanırım. Öyle. Kaşık çok dolu dolu değil, çok silme de değil. Silme değil, orta ayarda 3 yemek kaşığı şekerimiz. Şu karbonatımız. Ben kabartma tozunu bilmiyorum, bizim zamanımızda kabartma tozları yoktu. Hep karbonat kullanıyorduk. Yani bir alışkanlık mıdır, nedir? Tam aslında tarifin özüne, eski... lezzetine uygun bir tarif veriyorsunuz aslında. Bu da çok önemli. Evet. Seçtiğiniz malzemeler de aynı şekilde. Sanki o paketin içini boşalttığınız zaman yoğun bir karbonat gibi hissediyorum ben. Evet. Hani gençler mutlaka şey düşünürler de. Ama lezzeti yakalamak istiyorsak bu püf noktalarına dikkat etmemiz tabii lazım. Tabii ki. Şimdi ben hani evde kendim şeker böreğini yaparken hiçbir zaman bardakla ölçmüyorum. Ama seyircilerimiz için. Hani tam tarif vermek adına şöyle bardakla ölçelim. Ve bir iki bardak dökeyim de. Şimdi belki sen de bana yardımcı tabii ki, olacağım. Tabii ki. Hemen şöyle buyurun.
siz üçüncü bardak unumuzu tabii ayarlayayım ben hemen. Herhangi bir durumu. Evet hanımlar, size tam ölçü verebilmek adına ilk önce iki su bardağı unumuzu karışımımıza döktük. Serap Hanım şu an elleriyle yoğuruyor. Evet, üçüncü bardak unumuz da hazır şu anda. Sanırım biraz daha ihtiyaç var. Siz onu tamamen boşaltın. Tamamen, evet. Şöyle ben bu döktüğümüz unu da yedirmeye çalışayım. Peki Serap Hanım, hamurun kıvamı nasıl olmalı? Çok, kesinlikle çok sert bir hamur olmayacak. Hı hı. Böyle şeker böreğini ağzına aldığınız zaman dilinizin üzerinde bulgur bulgur, hamursu olmaması adına. Evet. Bir yarım bardak daha alabilir miyim? Peki, hemen hazırlayalım. O zaman ele yapışmayacak bir kıvam diyebilir miyiz hamurun kıvamı için? Evet. Böyle yarım bardak ilave ediyoruz. Sanki bu kafiye gibi görünüyor. O zaman tamamen yoğurduğumuzda kıvamıyla birlikte evet, ölçüsünü tam olarak son kez verelim izleyicilerimize. Sanırım siz ölçü kullanmıyorsunuz el kıvamıyla. Evet. Ya tabii ki tecrübe yıllarım. Zaten hanımların un kabı olur. Evet. O kabın içinde de kuplu kullanılmayan bir bardak konur içine. Evet. Şöyle bir kontrol edelim. Ama biraz daha cıvık. Biraz daha ihtiyacımız var. İhtiyacımız o zaman şöyle var. Bir yarım bardak, yarım bardak daha dökersek 4 su bardağı diyebiliriz o zaman hamurumuza. Şöyle yavaş yavaş. Biraz dök. Biraz daha gezdirelim mi? Şöyle bunu da bir yedirmeye çalışayım. Tamam. Evet sevgili seyirciler, hamurumuzu yoğurduk, bitti. Serap Hanım, hamuru dinlendirmeye gerek var mı? Hayır. Zaten içi karbonatlı olduğu için dinlendirmeden evet, şekillendirip hemen fırına vereceğiz. Peki o zaman ben şöyle bir masayı toplayayım. Daha rahat çalışmak adına hem de Serap Hanım'a malzemelerini getireyim. Yardımcı oluyoruz efendim. Evet şöyle. Alüminyum tepsilerde yapılırdı. Alüminyumun bir özelliği var ki taban kalın olduğu için böyle daha içini çeke çeke pişirme şeyi fırın tepsilerinde çok çabuk bir kızarma. O zaman bu tarifi uygulayacak hanımlarımız, beylerimiz de diyelim, aslında beyler de artık mutfağa meraklı. Evet. Mümkünse evlerinde alüminyum tepsi bulundursunlar. Evet. Daha lezzet açısından, pişirme püf noktası açısından. Evet efendim, şimdi tepsimizi yağlayacağız sanırım. Hayır. Yağlamıyoruz. Zaten kendisi yağıyla yoğruluyor. Tamam. O zaman şekillendirmeye başlıyoruz. Şöyle detaylı bir şekilde gösterelim. Şöyle avucunuzda uzun şekilde yuvarlıyorsunuz. Rendeye basıp. Evet. Hamurun büyüklüğü, bir yumurta büyüklüğü diyebilir miyiz? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Evet. Aşağı yukarı. Sanırım bunun zahmeti de burada şekillendirmekte. Şeker böreği. Evet. Hamur yapmadan önce tırnakların kesimi. Ellerin çok temiz olması. Evet. Şu kadar yeterli mi senin falan? Herhalde. Tamam, ne yapıyoruz? Şimdi böyle bırakıyoruz. Bırakıyorsunuz. Rahat bırakın. Rahat. Kasmıyoruz. Tamam. Evet efendim. Tamam. Sonra dikkatlice kaldırıp. Kaldırıp. Tabii şöyle. Süper. Harika. Bak bazen hamur büyük gelse bile avucumda onu ucundan böyle kopardım. Böyle eşitliyorsun. Eşitliyorum. Bu kadar güzel. Evet, alüminyum tepside pişirmemiz önemli. Şerbetimizin soğuk olması önemli. Önemli. Şerbetimizi önceden kaynattık, soğumaya bıraktık. Hamurumuzu yoğurduk, dinlendirmeden hemen şekillendirmeye başladık. Evet, gerçekten tatmak için sabırsızlanıyorum. Peki şeyler yapılıyor mu? Eskiden böyle mesela ben çocukken annemle
gezmeye giderdik, hanımların günlerine giderdik, annenin günlerine. Evet, böyle işte hanımlar yanlarında örgü getirir, o ipini koltuğun altına kaçırırlardı. Evin hanımı temiz mi, değil mi, böyle şeyler var mı? Yok, Aksaray güzel, senin çok temizdir. Tabii, işin şakası. Daha eski bebe de dayanacak olursa, kız bakma vardı şimdi artık o dönemde. Tabii ki. Neler yapılırdı kız bakmada? Evlerde çok dolaplar yoktu bizim zamanımızda. Evet. Sandık olurdu, sandığın üzerine yük kayılırdı. Hmm. Görücüye gelenler önce o yükün nasıl bir kayıldığını, o düzgün mü, değil mi? Ona göre kızın beceri tabii ki, olmadığını tabii ki, vay, tabii ki. Başka neler yaparlardı kız için? Şimdi yüklüğümüze baktık düzgün değil, yani kızımızın notunu verdik. Evet, evet. Böyle evler, kız anneleri, kızlar büyüdüğü zaman hadi bir gelen olur. Buna, evimizi devri toplu şey yapılır. Evet. Peki böyle görücüler, şeyler sabah erkenden mi gelirler? Mutlaka sabah saatinde. Şuraya gittiğinizde size de bir uğrayalım. Ha, bahanemizde çok zarif. Bahane zaten kız annesi bilirdi. Evet. Mutlaka o hane halkının bir yakınını alınır denilirdi. Oo, ne güzel. Şöyle sıklaştıralım. Yani geleneklerimiz, göreneklerimiz aslında ne kadar zarif, naif değil mi? Böyle yaklaşımlar. Tabii ki. Şeyler, ne güzel şeyler yapmışsınız. Peki, şimdi efendim şöyle görüyorsunuz, gösterelim. Hamurlarımız hazır pişmek için. Şekillendirdik rendemizde. Serap Hanım şöyle, şimdi ne yapacağız? Şimdi fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor mu? Bazen onu benim işimin aceleliğine bağlıyorum. Hı. Eğer işim çok acele ise 100'e getiriyorum 100 dereceye. Hı hı. Fırın hani sıcak olsun diye. Bazen öyle kendi akşamdan hazırlıyorsam ki tatlımı, hı hı, soğuk fırına da sürebiliyorum. Yani illaki sıcak olacak, ılık olacak diye bir kaide yok. Peki fırınımız 100 derece dediniz. Yani 100 dereceye ayarlıyorum içi ısınsın diye. Sonra tepsimi fırının içine sürdüğüm zaman bunun 170 dereceye getiriyorum. 170. Tatlarımız pişmek için hazır. Şimdi fırına götürüyoruz. Götürüyorum. Evet Serap Hanım, ellerinize sağlık. Sevgili seyirciler, fırında yaklaşık şeker böreği tatlımız 35-40 dakika kadar pişti. Şimdi gerçekten şu anda çok sıcak. Ne yapıyoruz Serap Hanım şimdi bu aşamada? Bu tamamen şerbetimiz de soğuk. Bunun da ılımasını bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Hanımlar şeker böreğini pişirdikten sonra şöyle bir salladıkları zaman, hı-hı, bir çatal yardımıyla da altının çok güzel kızarması lazım. Değilse şerbeti döktükten sonra böyle hamursu hamursu. Şöyle çevirelim, gösterelim kameramıza. Evet hanımlar, altının çok iyi kızarmış olması gerekiyor. Püf noktamız bu. Şöyle bir sallıyoruz tepsimizi ve pişip pişmediğine bakıyoruz. Pişip pişmediğini böyle tepsiden böyle hış hış bir ses gelmeli. Evet, hış hış sesi duyacağız. Peki birazcık dinlendirmeye bırakıyoruz değil mi tamamen şimdi? Tamamen ılıyacak. Aksaray'a özgü yöresel bir lezzet olan şeker böreği tatlısını şerbetleme aşamasına geldik. Fırınımızda nar gibi kızaran tatlılarımızı 15 dakika kadar bir dinlendirmeye, ılıma süresine bıraktık. Şimdi Serap Hanım şerbetleyecek bizim için. Buyurun Serap Hanım. Bu benim şurup kabımdır. Evet. Bundan dökmesi kulpa olduğu için hani çömçe falan gerekmiyor. Şöyle üzerinde çöpçe derken kepçe mi? Kepçe. Eski tabirle çöpçe. Biz eskilerde. Evet. Şöyle gezdire gezdire üzerine aldığı kadar, hı-hı, döküyoruz. Evet. Şerbetin tamamını kullanmıyor muyuz? Hayır.
Bu benim işte dediğim gibi şurup kabım olduğu için bunun ağzını örtüyorum, dolapta bekletiyorum. Diğer bir tatlı yaptığı çok rahat kullanabiliyorum. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz mutfakta. Hayır, israf yok. Evet. Sevap Hanım, kaç çocuğunuz var? Kaç torunlar çok şanslı. Onlara da böyle sürekli hazırlıyor musunuz? Evet. Güzel lezzetlerden. Torunlar benimle münakaşa halindeler. Sen tatlıyı, hamur işlerini çok yapıyorsun. Senin gibi biz de kilo alıyoruz diye. Ne tatlılar. Evet, şimdi aldığı kadar şerbetledik tatlımızı. Ne kadar dinlendirmemiz gerekiyor servis için? Bunun böyle şimdiki gençler biraz daha dikkat ettiği için tatlıya. Formuna. Hemen evet, tabağınıza böyle kestirme dökülür dökülmez tabağınıza servis yapabilirsiniz. Daha az tatlandırma oluyor. Evet, sanırım bütün püf noktalarını aktardık değil mi? Evet. Evet, sevgili seyirciler, şimdi az sonra güzel bir servis masasıyla sizi karşılayacağız. Kamera arkasında tabii ki bizimle birlikte olan komşular, hanımlar var. Hep birlikte size veda edeceğiz. Sevgili seyirciler, yine merhaba da Aksaray'ın yöresel lezzetlerini tanımak ve tanıtmak adına Serap Kopaç Hanımefendi ile şeker böreği tatlısını yaptık. Ve tabi bugün bize mutfağını açan Derin Özal Hanımefendi. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bugün size de zahmetler verdi. Estağfurullah. Çok mutlu oldum. Biz de mutlu olduk efendim sizi tanımaktan. Evet, Derin Hanım, Serap Hanım, gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün keyifli, güzel bir gün yaşadık. Hem de harika lezzetler ortaya çıkardık. Günün anısına Aksaray Belediye Başkanı Sayın Evren Dinçer Beyefendi'nin size küçük bir hediyesi var. Lütfen kabul buyurun. Hemen şöyle seyircilerimize de efendim gösterelim. Derin Hanım, bugün dediğiniz gibi bize evimizi, mutfağımızı açtığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kahvemizi yudumlarken bize alın lütfen. Çok teşekkürler. Çok güzel bir hediye. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum ve size. Böyle güzel bir program için elime geldiğim için çok mutlu oldum. Çok sağ olun. İnşallah devam ettirelim. İnşallah. Programı. Şöyle aslında benim hanım belirtmişken efendim veda etmeden önce sizlere hatırlatalım. Aksaray'a özgü yöresel lezzetleri tanıtmak adına ben de bunu çok güzel yapıyorum. Aksaray'ın böyle de bir yemeği ya da tatlısı var diyorsanız efendim yine merhaba ekibi olarak bizleri davet edin. Gelelim birlikte mutfağınızda bu güzel lezzetleri tüm Türkiye'ye, herkese tanıtalım. Hatta tüm dünyaya diyelim. Evet, hemen Serap Hanım'ın da hediyesini şöyle takdim etmek istiyorum. Belediye Başkanı Sayın Evren Dinçer'in efendim şöyle ters açtı. Hemen düzeltelim. Evet, Serap Hanım, ellerinize sağlık gerçekten. Çok teşekkür ederim. Harika oldu. Çok keyifli bir çekim oldu bizim için de. Tekrar elinize, kolunuza sağlık. Yine buluşmak üzere. Teşekkür ederim. Bu arada ben Serap Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. Kırmadı bizi. Serap Hanım, size de çok teşekkür ederim. Kamera arkasına da çok teşekkür ederim Şirin Hanım'a. Bizim için büyük güzel. Derin Hanım'ın mutfağında Serap Hanım'la birlikte şeker böreği tatlımızı pişirdik. Artık tadına bakma zamanı efendim. Tabii ki diğer hanımefendiler de bizimle birlikte, Derin Hanım'ın komşuları. Onlar da elleri dolu dolu gelmişler, boş gelmemişler. Ellerinize sağlık, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizlere eşlik ettiğiniz için. Hemen tadına bakıyorum. Gerçekten çıtır çıtır.